Ben Nasrettin Hoca. Nereden gelir? Nereye gidersin hocam? İyiliğin, doğruluğun olduğu yere giderim. Hocam, seni çok sevdim. Sana birkaç soru soracağım. Seni daha yakından tanımak isterim. Ben de yolumu kaybettim. Belki doğru yolu bulmama yardımcı olursun. Tabii evladım. Bana istediğin soruyu sorabilirsin. Hocam, Rabbim kim? Rabbim Allah. Dinin ne hocam? Dinim elbette İslam. Hocam, kitabın ne? Kitabım Kur'an-ı Kerim. Evladım, Kur'an-ı Kerim. Kimin kulusun hocam? Elbette Allah'ın kuluyum. Peki kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim, evladım, güzel evladım. Hocam, Müslüman mısın? Elhamdülillah. Müslümanım, güzel oğlum, güzel yavrum, elhamdülillah, Müslümanım. Ne zamandan beri Müslümansın hocam? Kâlu bela zamanından beri Müslümanım, güzel oğlum. Kâlu bela ne demektir hocam? Allahu Teala dünyayı ve varlıkları yaratmadan önce dünyaya gelecek bütün insanların ruhlarını yarattı. Onları ilahi huzurda topladı ve kendilerine ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Ruhlar da evet bizim Rabbimiz sensin dediler. Bu zamana Kâlu bela demiş. Hocam, nereden geldin, nereye gideceksin? Oğlum, evladım, Allah'tan geldim, Allah'a gideceğim. Ne için geldin hocam? Allah'ı tanımak ve ona kulluk etmek için. Çünkü Allah Teala insanları ve cinleri kendisini tanımaları ve kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Hocam, ne olarak geldin peki? Bütün insanlar Müslüman olarak doğar ve dünyaya Müslüman olarak gelir. Ben de Müslüman olarak doğdum ve Müslüman olarak geldim. Müslümanlık dinini kısaca tarif eder misin hocam? Allah Celle Celaluhu tarafından insanları eğitmek, onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için peygamberler aracılığıyla bildirdiği ilahi kulların, ilahi kuralların tamamıdır hocam. Akıllı insan kimdir hocam? Akıllı insan mı? İlahi huzurda verdiği kulluk sözüne ömür boyu sadık kalan, dürüst bir insanca faziletli ve ahlaklı bir gidişe sahip olan insandır. Güzel ol. Hocam, dinler kaç kısma ayrılır? Bu konu çok ama çok uzun. Ama ben sana yine de anlatmaya çalışacağım. Bir, hak dinler. Allah tarafından peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan dindir. Bozulmadan günümüze kadar ulaşan tek hak din İslam dinidir. İki, bozulmuş muharref dinler.
Allah tarafından peygamberler vasıtasıyla bildirilen, fakat sonradan insanlar tarafından asılları değiştirilen dinler, Hristiyanlık ve Yahudiliktir. 3. Batıl dinler, insanlar tarafından icat edilen dinlerdir. Putperestlik, satanizm, Budizm gibi. Bizim dinimiz hangisidir hocam? Bizim dinimiz hak katında tek din olan İslam dinidir oğlum. İslam dini. Allah katında geçerli din hangisidir hocam? Oğlum, Allah katında geçerli din şüphesiz İslam'dır. Ali İmran suresi 9. ayet der ki, kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve ahirette zarara uğrayanlar. Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bildirmiş olduğu bütün esasların doğru olduğuna kalben inanmak, tasdik etmek ve bunu dil ile de söylemektir. Kelime-i tevhid nedir hocam? La ilahe illallah Muhammeden Resulallah cümlesidir o. Peki hocam, kelime-i tevhidin manası nedir? Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir, Resulüdür. Kelime-i şehadet ne demektir? Kelime-i şehadet. Hep beraber söyleyelim mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu cümlesidir o. Kelime-i şehadetin manası nedir hocam? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Bir kimse İslam dinine ne zaman girmiş olur hocam? Kelime-i tevhid diliyle söyleyip kalbiyle kabul ve tasdik ettiği zaman girmiş olur. Hocam, imanın doğru ve geçerli olmasının şartları nelerdir? Bak işte bu sorunu çok ama çok beğendim. Hayattan ümit kesmeden önce iman edilmiş olmalı. Dini hükümleri nereden öğrendin? Bunları güzel oldun. Nereden öğrendin? Ölmek üzereyken korkudan iman etmektir. Firavun gibi. İnşallah onlar gibi hiç kimse olmaz güzel oğlum.
İmanın şartları nelerdir hocam? İmanın şartları 1. Allah'a inanmak. 2. Meleklere inanmak. 3. Kitaplara inanmak. 4. Peygamberlere inanmak. 5. Ahiret gününe inanmak. 6. Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'ın yaratmasıyla olduğuna, yani Allah'tan geldiğine oğlum, bütün bunlara inanmak demektir. İmanın şartları nasıl ifade edilir hocam? Amentü nedir? Evet. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kazanın, hayrın ve şerrin Allah tarafından geldiğine, ölümden sonra dirilişin gerçekleşeceğine inandım. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir, onun Resulü. Peki hocam, mümin kime denir? Güzel oğlum, bu soruları iyi, hoş, güzel soruyorsun. Umarım senin üzerinde etkisi olur. Bunları bir tarafa yaz. Yazmalısın, öğrenmelisin. Değil mi çocuklar? Mümin kime denir? Allah'ın varlığına ve birliğine. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberlerine kalpten inanan kimseye denir. Müşrik kime denir hocam? Allah'ın eşi ve benzeri varmış gibi ona ortaklar bulan, birden fazla ilah olduğuna inanan kimselere müşrik denir oğlum. Sakın, ama sakın onlarla aynı hizaya geleyim demeyesin. Kafir kime denir hocam? Allah'ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine ve getirdiği esaslara inanmayan, bunu da açıkça söyleyen kimseye denir. Münafık kime denir hocam? Allah korusun. Allah korusun. Allah'ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine ve getirdiği esaslara kalben inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen kimselere, ikiyüzlü kimselere denir. Unutma, bunları tanıyamazsın ama dikkatli ol oğlum, dikkatli ol. Peki hocam, münafıklığın belirtileri nelerdir? Konuştuğunda yalan söylemek, söz verdiğinde sözünde durmamak, emanete hiyanet etmek, daha ne olsun? Ya hocam, seni çok sevdim, yoluma seninle devam etmek isterim. Gel evladım, gel. Daha önümüzde uzun yollar var. Haydi bu yolu beraber alalım. Gel evladım, gel. Beni takip et. Bu yolda beraber yürüyelim.